din tanımını yeniden düşünmemiz lazım. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle ahlaken, ilmen, sosyal olarak, toplumsal olarak, adalet olarak, bilim olarak, keşif olarak hayatın tüm alanlarında çamura çökmüş bir yığınız. Tüm Müslüman şarttan bahsediyorum. Şu geldiğimiz nokta itibariyle savunacak bir şeyimiz yok. Kötülük açıkça çağlıyor. Üstü kapanamaz bir halde burun direklerimiz kırılıyor kokudan. Bizim koyduğumuz tanımlar bizi buraya getirdi. O zaman bizim adını koyduğumuz şeyin hiçbirisi adlı adınca var değil. Biz yanlış bir din yaşadık. Yanlış bir imana sahip olduk. Yanlış bir ahlaka sahip olduk. Yanlış bir akideye sahip olduk. Yanlış bir davranışa, yanlış bir ilişki biçimine sahip olduk. Yanlış bir bakış açısına sahip olduk. Yanlış bir hayatı yaşıyoruz. Yanlış, 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 yanlış. Bütün bu yanlışlar birikince lanete dönüştü. Tekrar ilahi formata dönebiliriz. Nedir? Önce öz eleştiri yapacağız. Bakınız öz eleştiri diyorum. Biz övey eleştiri yapıyoruz. Hep başkalarında suçu buluyoruz. Dış minnaklara buluyoruz. Dış minnaklardan hiç iç minnaklara gelmiyor sıra. Ne halt yiyorsak yediğimiz tüm haltların faturasını hep birilerine çıkarıyoruz. Ama hiç aynaya bakmıyoruz. Ayna tutan biri oldu mu? İçimizden bir yiğit çıktı da yüzümüze ayna tuttu, bak yüzün bu dediği zaman da ergen bebeler gibi aynaya yumruk vuruyoruz. Bir daha ayna olmaya kalkmak için insanlar cesaret bulamıyorlar. Yüzümüze ayna tutan olmuyor o zaman da, yüzümüze aslında bakılacak bir yüzümüz olmadığı halde yüzümüzü görmediğimiz için dünya güzeli diye satıyoruz kendimizi. Podyumlara çıkıyoruz ve efendim sağa sola tafra satıyoruz, hava atıyoruz ama yüzümüzü görsek eğer yüzümüze kendimiz tükürür. Fakat yüzümüzü gösteren aynaları kırdık, kırıyoruz ergen bebeler gibi.